Geçtiğimiz yılda Mercedes, Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen IAA Transportation Fuarında yeni elektrikli tır modellerini tanıtmıştı. Rakip markalardan daha hızlı davranarak elektrikli tır olan Actros'u piyasaya daha önce sunmayı başarmıştır. Piyasaya öncülük etmeyi başaran Mercedes-Benz Actros'un özelliklerini sizler için derledik. Daimler Truck, günlük dağıtım opsiyonları için oldukça ideal olan Actros'ları, nakliye firmalarına e-mobiliteye geçiş sürecinin her aşamasında destek sağlayabilecek bir danışmanlık ve altyapı sistemi ile oluşturmuştur. Bu sayede mümkün olan en iyi araç kullanma deneyimini sunmanın yanı sıra, maliyet optimizasyonuna ve şarj altyapısının oluşturulmasına da destek sağlayacaktır. Bu tür urban kullanım, yani şehir içi nakliye kullanımı hedef alınarak hazırlanmıştır ve sundukları menzil bu kullanım şekli için gayet yeterlidir. Seri üretim Actros ilk etapta Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya, İspanya, Fransa, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Norveç ve İsveç'te piyasaya sürülürken diğer pazarlar için de çalışmalar devam ediyor. Eco, Range ve Power olarak 3 kullanım seçeneği bulunmaktadır. Kullanım durumuna göre aracın size sunacağı menzil farklılık gösterecektir. Range seçeneği ile daha az güç ve en uzun menzil elde ederken, Power ile daha güçlü kullanım ve Eco ile daha az enerji tüketimi ile rahat ve günlük kullanıma uygun bir sürüş elde edeceksiniz. Modeline bağlı olarak üçlü veya dörtlü batarya paketleri bulunan ve menzili 300 ile 400 kilometreye kadar çıkabilen Actros'lar 160 kW'a kadar şarj edilebiliyor. Üçlü bataryalar 400 amperlik bir şarj akımına sahip, standart bir DC hızlı şarj istasyonunda 1 saatten biraz uzun sürede %20'den %80 oranına kadar şarj edilebiliyor. Araç istasyonunda dokunmatik ekrandan verileri seçin, şarj kablosunu takın, gerisi otomatik olarak işlevini sağlayacaktır. 112 kW pil kapasitesi olup 97 kW'ı kullanılabilir kapasitede olan bu bataryanın ağırlığı 700 kg'dur. 330 kW sürekli güce sahip olan bu tır ortalama olarak 448 beygir gücündedir diyebiliriz. Aksanda üst üste konumlandırılmış bu iki motor da gücü arka tekerleklere iletiyor, size sessiz ve güçlü bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Frenleme sistemi dizel araçlardaki ile aynı mantıkla geliştirilip, vites arkası kol ile retardarda olduğu gibi aracı rejeneratif bir şekilde frenleyebilmeniz sağlanmıştır. Elektrikli bir tır olduğu için sessiz sürüşü göz önünde bulundurularak, aracın ön ve arka kısmında ekstra olarak konumlandırılan uyarı hoparlörleri bulunmaktadır. Bu uyarı cihazları ile diğer vasıtaların veya çevredeki insanların tırı daha kolay fark edebilmeleri ve olası risk durumlarının azaltılması hedeflenmiştir. Bu tırın yanı sıra Actros Launchel seviyesi de heyecanla beklenen bir tır ve bu tır da 2024'te seri üretime hazırlanıyor. Daimler Truck 2039 yılına kadar Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika'da yalnızca işletimde karbondioksit nötr olan yeni araçlar sunmayı hedefliyor. Bu yılın ikinci yarısında şirket, araç yelpazesini hidrojen bazlı yakıt hücreleriyle çalışan seri üretim araçlarla daha da desteklemeyi planlıyor. Daimler Truck 2050 yılına kadar karbondioksitsiz ulaşımı yollara çıkarmak için nihai hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Biz de teknolojinin bu denli çevreyi olumlu bir şekilde gelişmesini heyecanla takip ediyoruz. Actros, bir tırdan daha fazlası. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.